Anakronizm ne demek? Örnekleriyle anakronizm nedir? Anakronizm terimi, anakronik yaklaşım ve anakronik düşünme anlamına kullanılıyor. Anakronizm, bir tarihin, olayın ortaya çıkış dönemi hakkında yanılma anlamına geliyor. Bir olayla dönem arasındaki hatayı ifade eden anakronizm, tarihte ve edebiyatta karşımıza çıkıyor. Bir tarih kavramı olarak nitelendirilen anakronizm terimi, bir tarihi olayın o döneme değil de başka bir döneme aitmiş gibi algılanmasını ifade ediyor. Basit bir bilgi hatası olmayan anakronizmde en fazla yapılan hatalardan birisi, bu döneme ait olmayan bir yargıyı modern zamanlara göre yorumlamak. Fransızca anakronizme olan kelime, Türkçe'ye anakronizm olarak geçmiştir. Türk Dil Kurumu, anakronizm kelimesini tarih yanılgısı, çağ dışı, zamana uymayan ve olay tarihinde yanılma olarak tanımlamıştır. Anakronizm, birbirinden farklı çağları birbirine karıştırma anlamına geliyor. Belli bir olayın çağ ile ilgili yanılmaya anakronizm deniyor. Anakronizmin bir diğer anlamı ise çağ geçmiş törelere bağlı olmak ve çağdaş yaşamın dışında kalmak. Özellikle sanatsal ve edebi yapıtlarda karşımıza çıkan anakronizm, varlığın kronolojisi ve dönemi arasındaki uyumsuzluğu tanımlıyor. Anakronizm genellikle tarih yazımında anakronizm ve edebiyatta anakronizmi olarak karşımıza çıkıyor. Eserlerin geçtiği dönemle döneme uygun olmayan uygulamaların bir arada bulunmasını tarih biliminde anakronizm adı veriliyor. Edebiyatta anakronizm, tarih biliminde olduğu gibi tarihsel çatışmaya ve uyumsuzluğu ifade ediyor. Tarihte önemli konuma sahip şahsiyetlerin sözleri ve hareketleri kronolojik açıdan bulunduğu zamanla çelişmemelidir. Eserlerde yazıldığı döneme ait olmayan öğelerin bulunması mantık hatalarından neden oluyor. 1352 ve 1430 yılları arasında yaşayan Hacı Bayram Veli'nin Fatih Sultan Mehmet'in babası 2. Murat'a İstanbul'un fethi bizim köse ile şu beşikteki bebeğe nasip olacak dediği rivayet edilmiştir. Hacı Bayram Veli vefat ettikten 2 yıl sonra Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu tarihi bilgilerde teyit edilmektedir.